Yapmak istediklerini yaptığında mutlu olursun. Ancak yapman gerekenleri yaptığında başarılı olursun. Öyleyse başarmak kendinden vermektir. 21 gün boyunca kendimizden vereceğimiz ve dil bilgisine başarmak için ant içtiğimiz kampımızın geldik. Bugün dördüncü günün arkadaşlar ses bilgisindeyiz. Nefis bir konu anlatımı hazırladım size. Video ders kitaplarınız önünüzdeyse kahveleriniz hazırsa efsane bir ders başlıyor. Evet hemen ses bilgisini video ders kitaplarımızdan açalım arkadaşlar. Bu konu iki bölümden oluşacak. Bugün dördüncü gün ve beşinci gün olmak üzere iki bölümde işleyeceğimiz bir konu olacak. Bilmezsen olmaz köşelerimiz, ÖSYM tipi sorularımız karşımızda olacak. Ama önce bir gün önceki dersimizin günün sorusunun cevabını vermeden olmaz biliyorsunuz ki. Evet, Masaya her şeyi koymaya hazır mısın dediniz. Ben de hazırım dedim. O zaman let's go baby diyoruz. Evet neydi? Kuş konmaz nasıl yazılırdı? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Nasıl yazılır? Hepiniz doğru cevapları vermişsiniz. Ancak görselliği olarak şöyle bir tekrar edelim. Bu bir bitki. Ancak bu kuş konmaz mı? Hayır. Kuş mu? Hayır. Kartike'de yepyeni bir anlam oluşturdum. O halde ne diyorum? Bitişik yazıyorum. Kural 2'den. Ve can eriklerimiz vardı. Çok güzel. Bu arada böyle dalından topladım bunları arkadaşlar. Ay. Evet. Can eriği nasıl yazılır dedik. Evet. Bakıyoruz hemen. Bu erik can mı? Hayır. Ama erik mi? Evet. O takdirde ayrı yazılır diyenler kendilerini bir alkışlayabilirler. Bunun dışında neyi sormuştum arkadaşlar size? Bunun dışında bir örneğimiz daha vardı ki o da kirazımızdı. Kiraz ancak onun diğer bir ismi vardı. Neydi? Dal bastıydı değil mi? Dal bastıyı nasıl yazarsınız demiştik. Dal bastı da arkadaşlar bitişik yazılıyordu. Aşılı kiraz anlamına geliyordu. Evet. Ses bilgisine geçiyoruz. Yazım kurallarını halletmemiz lazımdı. Bakın zincirin halkaları gibi ilerleyeceğiz bu konularda. Çünkü siz yazım kurallarını bilmezseniz ses bilgisinde anlamakta zorluk çekeceksiniz. Bu sebeple benim oluşturduğum sıraya göre şurada arkadaşlar biliyorsunuz ki hemen programınız mevcut ve bu programa göre ne yapıyoruz? ilerlemiş oluyoruz. Türkçe en iyi bu şekilde öğrenilir, buna emin olabilirsiniz. İlk başladığı bilgisini halletmeniz gerekir ki paragraftan soru kaçırmayın. Evet, hadi bakalım, hazırsak, efsane bir ders sizi bekliyor arkadaşlar. Evet, ses bilgisi önce benzeşme ile başlıyoruz arkadaşlar. Ünsüz benzeşmesi dediğimiz zaman, bakın kelime aslına bakarsanız bize çok fazla ipucu veriyor. Şıklarda da ipucu veriyor ve ÖSYM e bir soru soruyor. Geçen sene de sordu biliyorsunuz ki bu konudan. Ünsüz benzeşmesi demek ne demektir? Bir buna bir bakmak isteriz. Burada fıstıkçı şahap. Evet bunu herkes biliyor değil mi? Evet hocam diyorsunuz fıstıkçı şahap harflerim var diyorsunuz. Ve bu harflerin Aslına bakarsanız bu harflerin birbirleriyle yan yana gelme durumu diyorsunuz. Ve hatta işte bu harfteki C sesinin Ç'ye, D sesinin T'ye, G'nin K'ye dönüşmesi hali diyorsunuz. Ancak şu bizim için son derece önemli bir ayrıntıdır arkadaşlar. Benzeşmenin eklerde olduğunu unutmamanız gerekir. Bakın her yan yana gelen da benzeşmenin eklerde olduğu oldukça önemli olacak. Evet gelin bir bakalım nasıl olacak? Burada sizin kelimenizin kökü nedir? Sinop değil mi? Hemen bakıyorsunuz kelimem P sesiyle bitti. Ve ben buna bir adet T sesini getirdim değil mi? Ben buna sinopdan demedim de sinoptan dedim. Bu şekilde yazsaydım zaten yazım yanlış olurdu. O halde ne diyorum? İşte eklerde gerçekleşti. O halde diyorsunuz ki burada kök ve ek halinde getirdiğim ekte Herhangi bir değişiklik gerçekleşti diyorsunuz, ek köke benzedi diyorsunuz. Bu sebeple buna ne ad verdik? Ünsüz benzeşmesi adını verdik. Ya da diğer bir ismiyle bakın bu sesler sert ünsüzler değil mi arkadaşlar? Fıstıkçı Şahap derken bunlar sert ünsüz. O zaman bunlar sert ünsüz olduğu için diyorsunuz ki, evet bunlar sert ünsüzdür hocam ve bunlar sert ünsüz olduğu için bunun diğer adı ünsüz sertleşmesidir. Ya da ekle kök birbiriyle uyum halinde bakın o zaman da diyorsunuz ki, evet ne oldu artık? Burada getirdiğiniz etki kelimesini de alırsanız, ne oldu artık? Etki kelimesinde de bakın, kelimenizin kökü T'ydi ve etki derken burada ek köke benzedi. O halde benzeşme gerçekleşti. Yine bitkide de aynı durum söz konusu arkadaşlar. Bitmekten geldim ve t sert bir ünsüzlüğü getirdiğiniz ek ona benzedi. Yani siz bit gidemediniz. Bu şekilde yazsaydınız yazım yanlış olurdu. Ne dediniz? Bitki demiş oldunuz. Seçtiği kelimesine lütfen dikkat edelim. Neden dikkat edelim bu kelimeye? Çünkü ÖSYM daha önce bu kelimeyi sordu arkadaşlar. Bakın burada birden fazla ses olayı var. Neden? Şimdi benim köküm seç değil mi? Sonra ben buna bir ek getirdim. Seçtik. Aslında bunun orijinali seçtiktir. Ve burada ne oldu arkadaşlar? Şöyle bir durum gerçekleşti, değil mi? Seçtik diyebildiğiniz için buradaki durumun benim tam olarak şu oldu: Ben getirdiğim ekte bir yumuşama da gerçekleştirdim. Yani aslında bu G yumuşak sesi K sert sesine dönüştü. Şuradaki G yumuşak sesi. O zaman hem yumuşama gerçekleşti hem de benzeşme. Bakın seç dik demedim seç tik dedim. Ekte olduğunu görüyorsunuz yine. Dolayısıyla ne diyorsunuz? Evet burada bir ünsüz benzeşmesi vardır diyorsunuz. Açtı kelimesi yine aynı şekilde arkadaşlar. Kelimeye baktığınızda orijinaline gidiyorsunuz. Açtık. Bir de neye gidiyorsunuz? E, açtığı değil açtığı dediniz ekin köke benzediğini görüyorsunuz ve benzeşme diyorsunuz bu olayın mantığı şudur her zaman bu işler bakın hiç şaşmaz. Kelimenin orijinalini düşünürsünüz bir de bağlama bakarsınız. Kelimenin orijinali ile bağlam arasında bir fark varsa bilin ki ses olayı meydana gelmiştir arkadaşlar. Nasıl hocam ne demek bu derseniz şöyle size bir şiir verecek ya da bir metin verecek. Zaten uygulamalarımızda olacak bunları da göreceğiz. O şiirde siz kelimenin orijinalini düşüneceksiniz. Mesela seçtiğim. Seçtiği kitapları kütüphaneden aldı. Cümlem bu olsun. Tamam. Kelimenin orijinali neydi ama seçtikti. Dolayısıyla kelimenin orijinaline bakıyorum. Bir de bağlama bakıyorum. Fark varsa diyorum ki evet ses olayı meydana gelmiştir diyorum arkadaşlar. Tamam mı? Mesela Açtığın yolda gösterdiğin hedefe cümlem bu olsun. Burada da ne yaptım aslında ben? Açtığım derken kelimenin hemen orijinaline baktım. Aslında orijinali açtıktır ama bu K sert bir sessizdi. Ben sert bir sessizi yumuşak bir ünsüze çevirdim. O takdirde ne yaptım? Ünsüz yumuşamasını gerçekleştirmiş oldum. 21.45'te buluşalım. Bakın saatlerde de gerçekleşebilir arkadaşlar. Lütfen çok dikkat edin. Siz buna eğer 21.45 de yani şu şekilde yazarsanız bu kesinlikle yazım yanlışı olacaktır. Buna lütfen ama lütfen dikkat edelim. 21 45T şeklinde yazmak zorundayız. Tamam mı? Yani yine burada iki köke benzettim. Bakın 5 Burada neydi? Sert bir ünsüzdü. Bakın sert bir ünsüzü yine getirdiğim ekte hani dedik ya benzeşme eklerde olur. O zaman burada 5t derken ne yaptık? Eki köke benzetmiş olduk arkadaşlar. 5d deseydik yine yanlış olmuş olacaktı. Evet bir uyarımız var. E, şuna çok dikkat edin. Mesela ünsüz benzeşmesine aykırılık kullanılmıştır. Aykırı bir örnek vardır diyebilir. Daha önce çocukcağız örneğini ÖSM sordu. Buna dikkat edin. Bakın burada bir aykırılık var. Çünkü kelimem çocuk yani sert bir ünsüzle fıstıkçı şahabın biriyle bitmiş. Ama getirdiğim ek ona benzememiş çocuk çağız demedim değil mi? Eğer öyle yazarsam da bu bir yazım yanlışı olur. Buna da lütfen çok çok dikkat edin edelim. Yine Ahmet Gil bakın değil mi yine ünsüz e, sertleşmesi kuralına bir aykırılık görüyorum. Üçgen kelimesinde aykırılık görüyorum. Turunç Gil mesela neden hocam? Çünkü turunç kelimenin köküydü. E, getirdiğim ekte olacaktı benzeşme ama turunç kil demedim mesela değil mi? Çünkü aykırı. Bakın çok güzel sınav soruları olur arkadaşlar. Burada ünsüz benzeşmesi kuralını biz ne yapıyoruz dedik, direkt olarak bu kuralı bozmuş oluyoruz. Şimdi ben size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir şiir var, bilirsiniz belki. Uyuşamayız yollarımız ayrı. Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Senin yemeğin kal kalaylı kapta, benimki aslan ağzında. Sen görürsün aşk rüyaları bense kemik. Bu benzeşmeyi bu şekilde aklımızda tutacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi şöyle bir hikaye anlatacağım size. Bizim bir tane kedimiz var tamam mı? Bu kedimiz de ciğercinin kedisi. Ve ciğercinin kedisi her gün böyle ciğerlerle besleniyor. Yediği önünde yemediği arkasında gayet mutlu ve hayat yaşıyor. Sonra bir sokak kedisine aşık oluyor. Ama sokak kedisi ona karşılık vermiyor. Ve şunu söylüyor aynen. Diyor ki uyuşamayız yollarımız ayrı. Sen ciğercinin kedisi ben sokak kedisi. Senin yemeğin kalaylı kapta benimki aslan ağzında. Sen görürsün aşk rüyaları bense kemik diyor ve ayrılıyorlar. Ama biz artık diyoruz ki sevenler ayrılmasın, sevenleri ayırmayalım diyoruz. Ve burada ne yapıyoruz? Ekle kökü birbirine benzetiyoruz tamam mı? O yüzden sizin kelimeniz fıstıkçı şahap harflerinden birin, biriyle biterse arkadaşlar ne yapmanızı istiyorum? Getirdiğiniz eki de bunlara benzetmenizi istiyorum. Hani dedik ya az önce ne yaptık? Evet fıstıkçı şahapla biten bir kelime düşünelim hadi birlikte. Fıstıkçı şahap dedik değil mi? Mesela ne dedik? Az önce verdiğim bir örneği alayım. Bitki kelimesini alayım tamam mı? Ne yaptım? Kelimemin kökü dedim bitmektir. Tamam. Sonra getirdiğim eke bakıyorum ve diyorum ki bunlar ekle kök birbirlerine benzesinler. O yüzden ben buna benzeşme diyorum tamam mı? E, ünsüz benzeşmesi olmasının sebebi bu adının. Ya da ekle kök birbirleriyle uyum halindeler bakın. O yüzden diğer adı ünsüz uyumudur. Tamam mı? Dolayısıyla birbirleriyle hep ilişkili ilişkili gideriz arkadaşlar. Ek kök birbirleriyle uyum halinde. Birbirleriyle benziyorlar. O yüzden benzeşme. Bunlar sert ünsüzler. Bakın çıkışları da çok sert. F, S, T, K, P. Bak patlamalıdır zaten. Çıkışları da çok sert olduğu için biz bunlara ünsüz sertleşmesi diyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ne yapıyormuşuz? Hep kelimenin kökünü alıyorum ve getirdiğim ek onunla uyumlu mu buna bakmış oluyorum. Tamam mı? Buna çok çok dikkat ediyoruz. Evet. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Evet ünsüz yumuşamasına bir de bakmış olacağız. Hemen ünsüz yumuşamasının bir diğer ismini görmüş olalım birlikte. Ve diyelim ki ünsüz yumuşamasının bir diğer ismi nedir? Ünsüz değişimidir tamam mı? Ünsüz yumuşaması bir diğer ismi ünsüz değişimi. Peki hocam ben buna neden ünsüz değişimi derim derseniz şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Sizin kelimeniz PCTK ile bitti. Tamam mı? Ve ünlüyle başlayan bir ek aldı. P, Ç, T, K ile biten kelime ünlüyle başlayan bir ek aldığında ne olacak biliyor musunuz? Artık P, Ç, T, K, B, C, D, G ya da yumuşak G'ye dönüşecek. İşte bu dönüşüme biz ne diyeceğiz? Ünsüz yumuşaması diyeceğiz. Mesela şu kelimelere de çok çok dikkat etmenizi istiyorum. Tıbbı, düdük, gece, ağırdı. Ardından sözcüklerinde kesinlikle ünsüz yumuşaması vardır. Mesela siz... Şimdi 2023 tayfadan da bizi izleyenler var. Tıp fakültesini kazandınız tamam mı? Tıbbı kazandım demezsiniz. Bakın şöyle yazarsınız değil mi? Ben e, bu yıl mesela birine söylüyorsunuz hangi fakülteyi kazandın diyor, diyor size. Siz de diyorsunuz ki tıbbı kazandım. Bakın burada nasıl bir ses olayı gerçekleştirdiniz arkadaşlar. Hemen kelimenin orijinaline bir birlikte gidelim. Tıbbı kelimesinin kökünü alıyoruz değil mi? Bizim işimiz hep kelimenin orijinalleriyle. Kelimenin orijinaline bakıyorum. Bir de bağlama bakıyorum. Fark var mı? Var. O takdirde kesinlikle ses olayı var. Bakın hiç ezber yapmayalım. Kelimenin orijinali tıptı. Şimdi ne yapıyorum? Hemen kelimeme bakıyorum. P sesi değil mi? Tıp derken. P sert bir ses mi? Evet. P sert bir ses. Ancak B yumuşak bir ses. Ben sert sesi yumuşak yaptığım için burada ünsüz yumuşaması vardır. Tamam mı? Serti yumuşak yapıyorum. Düdük kelimesi çok güzel bir örnek değil midir? Düdük kelimesi nereden gelir? Siz söyleyin hadi bana. Hemen bir söyleyin bakalım. Düdük kelimesi arkadaşlar nereden gelir biliyor musunuz? Dütten gelir. Bakın düt diye bir ses çıkartırsınız değil mi? O zaman düdük kelimesi dütten geliyorsa ne oldu? T sert bir sessizdim. D yumuşak bakın serti yumuşak yaptım ünsüz yumuşaması Hepsi adı üstünde hiçbir ezber yapmamıza gerek yok tamam mı? Bütün ezberleri yıkıyoruz Sadece tek yapacağım kelimenin orijinaline bakmak bir de bağlama bakmak Kelimenin orijinaliyle bağlam arasında fark var mı? Var O zaman diyeceğim ki evet ses olayı meydana geldi Peki sonra orijinaliyle bağlam arasında nasıl bir fark var? Orijinali sertti bağlamda yumuşak verdi o zaman yumuşama diyeceğim tamam mı? Hadi bakalım. Gece kelimesi nefis bir örnektir biliyor musunuz? Çok güzel bir örnektir ve böyle sorulduğunda da zorla zorlayacak bir örnektir. Gecenin koyu karanlığında rüzgarda sokak kokusu cümlem bu olsun. Hadi gelin bir kelimenin orijinaline birlikte bakalım mı? Gece kelimesi nereden geliyor? Nereden geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Gece kelimesi geçmekten gelir. Çünkü gece oluşabilmesi için vaktin geçmesi gerekir. O zaman ne oldu burada? Hadi bakalım. Gece kelimesinde bakın gece geç geçmek içmekten geldi. Ç sert bir ünsüz. Bakın çıkışı da çok sert değil mi? Ezber yapmayalım. Ç. Ama C. Bakın daha yumuşak. C. Dolayısıyla serti yumuşak yaptım. O yüzden ünsüz yumuşaması vardır dedim. Ya da ağırdı kelimesi çok güzel bir örnek olmaz mı artık arkadaşlar? Hadi ağırdıya bakalım. Saçları ağırdı bir gecede aktan gelir. Saçın beyazlaması ak beyaz demektir değil mi? O zaman siz dersiniz ki ağırdı kelimesinde hocam kelimenin orijinali aktır dersiniz. O zaman orijinalindeki k sert sesi bakın çıkışı da çok sert. G yumuşak ünsüzüne dönüşmüştür. Serti yumuşak yaptım. Evet ünsüz yumuşamasını gerçekleştirmiş oldum arkadaşlar ve ardından kelimesini alalım hemen. Ardından bakıp duruyordu dediğimde ardından kelimesi de arttan gelir arkadaşlar değil mi? O zaman bakın T yine sert bir ses, D yumuşak bir ses. Serti yumuşak yaptım, ünsüz yumuşamasını gerçekleştirmiş Oldum evet harika geçen sene bir soru geldi şiir ya da metin verip sormayı seviyorlar ve böyle her sene bir soru illaki soruyorlar tamam mı o yüzden buna çok dikkat edelim arkadaşlar. Hadi gelin bakalım şöyle e, cümlelerimize ve buralarda bir ses olayı var mı bir görmüş olalım birlikte şöyle biraz daha büyüteceğim evet bir size sormak istiyorum hemen gidip gelirim cümlesinde nerededir ses olayı. Harikasınız. Evet çok güzel arkadaşlar. Gidip kelimesindedir değil mi? Aldım hemen gidip kelimesini ve orijinaline gittim. Gidip kelimesi nereden gelir? Gitmekten gelir. Çok güzel gitmekten geldi değil mi? O zaman dedim ki T sert bir sesti. D yumuşak bir ses. O zaman bakın çıkışı da çok sert değil mi? T çok sert çıkıyor. Ama ben sert sesi yumuşak yapıyorum artık. O zaman diyorum ki evet ünsüz yumuşaması vardır diyorum arkadaşlar. Sınıfın dördüncüsü Berk'miş. Nefis bir örnek değil mi? Bir gösterir misiniz lütfen? Bakın hep aynı şeyi yapıyorum. Kelimelerin orijinallerini düşüneceğim. Başka bir şey yapmayacağım tamam mı? Kelimenin orijinalini düşünüyorum. Bir de bağlama bakıyorum. Fark var mı? Var. O zaman nasıl bir değişim var? Ona bakıp cevabı buluyorum. Ee, sınıfın dördüncüsü Mert'miş dediğimde arkadaşlar. Dördüncüsü kelimesine bir bakabilir miyiz birlikte? Kelimenin orijinali bir siz söyleyin bana. Dört. Çok güzel. Yazdım buraya dört değil mi? Sonra ne oldu? Bakın T sert de çıkışı da sert. T ama D Bakın daha yumuşak. Ne yaptım ben? Serti yumuşak yaptım. Sertti yumuşattım. Ünsüz yumuşamasını gerçekleştirdim. Harikasınız. Derse geciken çikolata alır. Böyle vardı değil mi hocalar? Böyle geç kalınca çikolata falan alırdık. Evet ben hiç aldırmadım ama çocuklar alıyordu. Evet geciken derken arkadaşlar nereden geliyor bu kelime siz söyler misiniz geciken? Geçten gelir çok güzel. Yazdım orijinalini dedim ki ç sert bir ses c yumuşak bir ses serti yumuşak yaptım. Evet ünsüz yumuşaması. Diğer bir ismi nedir arkadaşlar? Diğer ismini de bilelim. Ünsüz değişimi. Niye buna değişim demişiz? E çünkü ne oluyor? Serti yumuşağı değiştiriyorum. Bir dönüşüm de görüyorum. O yüzden. Yardımcı eylemlere çok dikkat edin arkadaşlar tamam mı? Mesela fark edeceğim, terk edeceğim seni artık falan gibi. Orada da var. Niye? Orijinali terk et çünkü değil mi? Mesela ona sevgimi itiraf edeceğim derken burada da var. E neden? Çünkü orijinaline hemen giderim ben. İtiraf etmektir arkadaşlar. T serttir, D yumuşak. Bakın ne yaptınız? Serti yumuşak yaptınız. Ünsüz yumuşamasını gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Çok önemli ve güzel örnekler bunlar değil mi? Böyle gelir ama. Öyle basit basit işte çok basit örnekler görüyorum. Mesela gönül, gönlü, ağız, ağzı, burun bunları da tabii bilelim. Ama o kadar basit gelmez. Tabii ki biz de kolaydan zora doğru gidiyoruz ama fark ettiyseniz örneklerimiz hep böyle kolaydan orta sonra zor, en zor. Çünkü sorular hazırlanırken de böyle oluyor arkadaşlar. Bizim soru bankamızda da benim esas aldığım nokta buydu. Kolay, çok kolay, zor, çok zor. Sınav da böyle olacak, tamam mı? Dolayısıyla bu mantıkta hareket edeceğiz. Devam edelim hadi bakalım arkadaşlar. Evet, şunu tekrar yazmışız. Biz bu kuralı vermiştik zaten. Şöyle bir dikkat dikkat uyarım var. Diyoruz ki aç ve ak sözcükleri çekim eki alırken yumuşamaz ama yapım eki alırken yumuşar. Biz yine orijinalinden bakıyoruz ama bize bazen böyle cümleler yani şu şekilde uyarılar verip altta soruyu verebiliyor ÖSYM. O yüzden bunlara da bir dikkat etmek istiyorum. Açım derken mesela bugün yine açız evlatlarım diyordu peder. Bugün yine açız Tevfik Fikret'in hangi şiiri bu? Balıkçılar. Evet, evet. Bu da bu şiirde de yine şöyle bir hemen hatırlamış olduk. Açım kelimesine bakın herhangi bir yumuşama göremediniz değil mi? Çünkü niye? Açım derken ileride de göreceğiz ama burada bir hemen ek kök tahliye yapalım. Aç e, karnının açlığından bahsediyor. Bir camı açmak falan değil. O yüzden bu isim kökü ben açım ...derken ben açım, sen açsın ek fiil oldu. Yani çekim eki oldu. Dolayısıyla çekim eki alırken yumuşamaz demiştik, yumuşamadı. Ama acıkmak derken, çok acıktım derken mesela... ...acıkmak değil, değil mi? Acıkmak, şuradaki çeyinin altını e, silelim hemen. Acıkmak olur arkadaşlar. Ne oldu artık? Acıkmak derken... Artık açtan acıkmak yani ben yapım eki aldığım için burada bir adette yumuşamayı gördüm. Tabii bizim mantalitemiz burada hep işliyor bakın. Kelimenin orijinaline bakıyorum, bağlama bakıyorum. Kelimenin orijinali ile bağlam arasında bir fark varsa ses olayı vardır diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bu çok çok önemli bizim için. Evet, devam edelim. Sorularda ünsüz yumuşamasına aykırılık da gelecek arkadaşlar. Tamam buna da çok dikkat edelim. Ünsüz yumuşamasına aykırılık ne demek hocam? Nerelerde olur? Şimdi biz ünsüz yumuşaması nasıl gerçekleşir demiştik. Kelimenizin PCTK ile bitmesi gerekiyor ve ünlüyle başlayan bir ek alması gerekiyordu değil mi? Ünlüyle başlayan ek. E, bu oldu. Ünlüyle başlayan eki daldı ama yumuşamadı. E, o zaman aykırı dersiniz tamam mı? Bu arkadaşlar tekeceli kelimelerde, yabancı kelimelerde ya da özel isimlerde olabilir. Tabii böyle ezber yapmadan direkt cümlelerde görmek daha mantıklı olacak. Mesela borçlar hukuku dersini bu yıl alacağım. Bakın siz borçlar hukuku diyemezsiniz. Zaten böyle bir ders de var değil mi? Borçlar hukuku. O borçlar hukukunun üstünde de öyle yazıyor arkadaşlar. Hukuk fakültesi isteyen arkadaşlarımız varsa seneye çok görecekler, çok muhatap olacaklar bu kitaplarla. Birlikte hedeflerinizi gerçekleştirmek için uğraş. Evet borçlar hukuku derken bakın ses olayı olmadı. Peki neden olmadı hocam? Aykırı size sorduğu zaman bu tarz kelimeler göreceksiniz. Bakın neden aykırı? Bakın PCTK ile bitti mi? Bitti. Ünlüyle B, başlayan B kaldı mı? Yani U ünlü mü? Aldı ama yumuşamadı işte. Niye? Çünkü aykırı. Yabancı bir kelimedir. Hukuk Türkçe değil, Arapça. O yüzden yumuşamadı arkadaşlar. Mesela o evrakı teslim et. Siz mesela şöyle yazarsanız da bu yazım yanlış olacak bu arada. Evrağı. O yüzden yazım kurallarını önce anlattım size. Fark ettik değil mi? Evet bu yanlış. Evrağı diyebilirsiniz söylerken evet ama yazarken evrakı. Mesela şöyle diyebilir, diyebilirsiniz söylerken hukuku kazandım ama yazarken diyemezsiniz kesinlikle tamam mı? Doğruları bu. O evrakı teslim et. Peki hocam bu niye ünsüz yumuşamasına aykırı bir bakabilir miyiz? Hadi bakalım birlikte. Evrakı derken bakın PÇTK ile bitti arkadaşlar. Ünlüyle başlayan B kaldı ama yumuşamadı. Ama normalde yumuşuyordu değil mi? Mesela fındığın taz, tadını taze alırsınız. Fındığın ı ünlüsünü almakla birlikte yumuşamıştı. Ama burada onu göremiyorum. Şu kelimeye çok dikkat edelim. Bir de ders kitaplarınızdan bunu bir düzeltebilir misiniz arkadaşlar? Bir yazım yanlışı şu an söz konusu olmuş. Batı bloku büyük yazılır tamam mı? buna çok dikkat edin. Bakın yazım yanlışları e, sorularında da bu gelebilir. Şöyle de hatta bence yıldızlayalım ve bu yıldızlar bizi sınavda derhal yıldız yapsın. Batı bloğu derken, söylerken bakın bloğu diyebilirim hiçbir problem yok. Ama yazarken şöyle yazdığınız an yandı gülüm keten elva. Yani kesinlikle yanlış çıkar arkadaşlar. Tamam mı? Bakın böyle sorular gelecek göreceksiniz. Bunlar lütfen ama lütfen e, bunlara dikkat edelim. Bir de ben anlatımlarımız sadece kendi soru bankam, kendi video ders kitabıma göre değil. Sizin girebileceğiniz bütün sınavlara göre hazırlıyorum. O yüzden oralarda da gördüğünüzde tak tak işaretlemiş olacaksınız arkadaşlar. Evet Batı bloku o yıllarda kuruldu. Dediğimiz gibi şu B büyük olacak ve nasıl bir ünsüz yumuşamasına aykırılık görüyoruz hemen onu da bir birlikte konuşalım. Bloku bakın PCTK ile bitti mi? Bitti. Ünlüyle başlayan bir E kaldı mı? U ünlü mü? Evet ama ne olmadı? yumuşama olmadı. Çok güzel. Harikasınız. Hadi bakalım 44. sayfamızı bir çevirelim. Enerjimiz çok yüksek. Son sürat devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Artık 44'teyiz. Devam edelim bakalım. Evet, NM değişimini bir de görelim bakalım arkadaşlar. NM değişimi ne demektir hocam derseniz şöyle hatta ben sadece NM'yi bir büyütmek istiyorum daha net görelim. NM değişimi bazen sorularda da gerileyici ünsüz benzeşmesi olarak kendini gösterebilir arkadaşlar. Tamam mı? Sorularda şıklarda zorlamak isterse bu tarz böyle değişik terimler kullanabilir. Gerileyici ünsüz benzeşmesi der mesela. Buna dikkat etmek zorundayız. Mesela nasıl olur? tembel, saklambaç, sünbül, zambak değil zambak sümbül değil sümbül gibi olmak zorundadır. Yani siz şöyle diyeceksiniz. B sesi kendinden önceki neyi M'ye çevirir diyeceksiniz. Ama İstanbul ve onbaşı kelimeleri burada istisnadır. Bunu da unutmayacağız arkadaşlar. Evet söyledik zaten. Özel isimlerde aranmıyor. Safranbolu mesela doğru. İstanbul mesela doğrudur. Yine birleşik sözcüklerde kesinlikle aramıyoruz arkadaşlar. Onbaşı, binbaşı derken e, burada bakın B'den önceki neler? Ee, ...nasıl kendi halinde kaldı. Hiçbir şekilde değişiklik yapmadık. Evet, ünlü değişimi diğer bir ismiyle... ...ünlü kalınlaşması. Sadece iki kelimede görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden e, burada... ...ezber de yapmadan... Bir, e, ...kelimelerin orijinallerine de gidelim. Sadece nerede görüyorum? Bana ve sana kelimelerinde görüyorum. Bana ve sana kelimelerine de burada ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz birlikte. Bu dünya ne sana ne bana kalmaz. Bakın ne oldu biliyor musunuz burada? Sana kelimesini hemen alalım bakın sana kelimesinin orijinaline bir gidelim. Hep onu yapıyoruz ya bizim mantalitemiz bu. Sana kelimesinin orijinali sen değil midir? Sendir. Buna bir tane ünlü harf getirelim. Sene. Sene deyince çok zor okundu ama değil mi bu? Evet. O zaman ne oldu bakın? E ince bir sesti. Değil mi? Ama A kalın bir ses. Ben ne yaptım? İnceyi kalın hale çevirdim. O halde ne yaptım arkadaşlar? Ünlü kalınlaşmasını gerçekleştirmiş oldum. Bakın bana kelimesinde de yeni aynı durum söz konusu. Kelimenin orijinali bendir. Buraya bir adet ünlü getirdim bene. Bene diye bir okunuş olamayacağına göre e ünlüsünü ben ne yaptım? A'ya çevirdim. de e. A kalındı. O zaman inceyi kalın yaptım. O halde ne yaptım? Ünlü kalınlaşmasını gerçekleştirmiş oldum oldum arkadaşlar. Sadece iki kelime de dediğim gibi diğer ismi de nedir? Ünlü değişimidir tamam mı? Ama ünsüz değişimiyle karıştırmayalım lütfen. O yumuşamaydı değil mi? Ünsüz değişimi yumuşama. Ünlü değişimi nedir? Artık bana ve sanadır diyoruz. Evet metatez göçüşme. Bunu da böyle şıklarda görünce sakın korkmayın arkadaşlar. Nedir biliyor musunuz? Size şöyle verecek. bir iki harfin yer değiştirmesi şeklinde düşünebilirsiniz metatez göçüşmeyi. Mesela kibrittir ya doğrusu. Ama size kirbit diye verir. Mesela yanlıştır doğrusu. Çünkü yanılmaktan gelir. Çünkü siz yanılırsanız yanlış yaparsınız. Ama size yanlış diye verir mesela. Tamam mı? Buna dikkat edeceksiniz. Doğrusu topraktır. Size torpak diye verdiyse metatez göçüşme olur. Tamam mı? Buna çok çok dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Yani size vereceği hali nasıldır? Şöyledir. Soruda şu şekilde verir ama siz bunların yanlış olduğunu düşünerek dersiniz ki evet burada ne vardır dersiniz artık arkadaşlar? Metatez yani göçüşme vardır dersiniz. Evet metatez ya da göçüşme ismini görmüş olacağız. Evet hadi bakalım devam edelim. Ulamaya bakalım arkadaşlar. Evet Yeşil pencerenden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin içi. Ulamak aslında eski Türkçe bir kelime biliyorsunuz değil mi? Ulamak bir şeyleri birleştirmek demek. Şunu ula falan derler. Anadolu'da çok fazla kullanılır. Şunu ula derler. Mesela yırtık bir şey var siz onu dikiyorsunuz ulamak. E ne yapıyorum? Yırtık bir şey diktiğimde de birleştiriyorum değil mi? Tamam. O zaman orada ne oluyor arkadaşlar birleştirdiğiniz için? O birleştirme işte bizim ulamamız oluyor. Çok böyle... E aklınızda kalacak örnekler vermek istiyorum burada. Mesela ne diyeceğim? Sezen Aksu diyeceğim. Bakın arkadaşlar Sezen Aksu dediğimde söylerken bile Aksu diye okuyorsunuz değil mi? Ünsüzle bitip ünlüyle başlıyorsunuz. Ya da mesela Mehmet Akif Ersoy diyeceğim. Mehmet Akif Ersoy dediğimde de ne oluyor artık? Mehmet Takif gibi, Fersoy gibi okuyorum. Yani kelimem ünsüzle bitip, ünlüyle başladığında ben buna ulama vardır diyorum. Mesela yeşil pencerenden bir gül at bana. Bakın lat gibi okuyorum. Işıklarla dolsun kalbimin niçi, niçi gibi okuyorum. Yani ünsüzle bitirdim ünlüyle devam ettim. O zaman buna ulama demiş oldum arkadaşlar. Evet, kaynaştırma çok çok önemli. Ben önemsiyorum. Önemsediğim noktalar var. Siz de lütfen önemseyiniz arkadaşlar. Kaynaştırma harfi dediğimiz zaman biz nasıl kodluyoruz? Yaşasın diye kodluyoruz, değil mi? Ünsüzü olduğu için de zaten YŞSN. Bakın. Kelimenizin kökü ama, tamam mı? Mesela elma kelimesini aldım, tamam mı? Buna ünlüyle başlayan bir ek getirdim. Elma Elma diyemezsiniz. Bakın iki ünlünün arasındaki S artık kaynaştırma olur. Tamam mı? Buna dikkat ediyoruz. Mesela burada 20 kelimesini aldım. 20 ünlüdür değil mi? E de ünlüdür. İki ünlünün arasındaki Ş artık kaynaştırma olur. Altı şar. bakın ı ünlüsünü al kelimem ı ünlüsüyle bitti. Sonra ben bir a ünlüsü daha getirdim. İki ünlünün arasındaki ş şey kaynaştırma oldu. Yarım şar. bazen bir ünsüzle bir ünlü arasında da olabiliyor. Mesela buradaki ş şey kaynaştırma. Beşer kelimesini ÖSYM sormuştum. Burada kaynaştırma yok. Neden? E çünkü kökte. Şu anda kelime kökte değil mi? Beşte arkadaşlar. Dolayısıyla sizin YŞSN'den bir tanesinin iki ünlünün ya da bir ünlü bir ünsüzün arasında olması gerekir. O takdirde burada yoktur. Yedi şerde var ama bakın yedi kelime ünlüyle bitti kelimenin kökü. Sonra ünlüyle başlayan bir kaldım. Aradaki şeye dedim ki evet bu kaynaştırma. Peki Hadi devam edelim bakalım. Şu dikkat ettiğim nokta, dikkat dediğim nokta çok önemli arkadaşlar. Neden? Ben dikkat ediyorum. Lütfen siz de dikkat edin. ÖSYM de çok dikkat eder buna. Mesela onun kitabını okudum derken ve senin kitabını okudum derken ikisi birbirinden farklıdır. Bakın, senin kitabın derken... E Şuradaki ın iyilik ekidir. Mesela oradaki neye gidip de kaynaştırma diyemezsiniz. Peki hocam nereden anladık iyilik eki olduğunu? Daha sonra çok detaylı göreceğiz ama burada söyleyeyim. Siz bir kelimenin başına benim, senin, onun getirirseniz ve onun bir şeye ait olduğu anlamını katarsanız o artık iyiliktir. Mesela benim kalemim, im iyilik, senin kalemin, in iyilik. Oradaki neye gidip kaynaştırma diyemezsiniz. Ama bakın onun... Kitabı derken biz şunu da göreceğiz. Bütün tamlanan ekleri doğası gereği iyilik ekidir. Yani benim artık şurada bir adet iyiliğim var. Yani şuradaki ı iyilik tamam mı? O zaman ben bunu artık kaynaştırma harfi diyebilirim. Hiçbir problem yok. Anladık mı iki sarısındaki farkı? Tekrar anlatayım hadi. Arkadaşlar şöyle. Bakın siz burada senin kitabını derken buradaki ı'nın Artık ne olduğunu görüyorsunuz. Senin kitabın sana ait. Bunun iyilik olduğunu görüyorsunuz. O yüzden buradaki neye gidip de kaynaştırma diyemezsiniz. Tamam mı? Olmaz. Ama onun kitabını dediğimde artık ne oluyor biliyor musunuz? Onun kitabı. Şimdi şuradaki ilk ı zaten iyilik olduğu için. Evet artık buradaki ne benim kesinlikle kaynaştırma harfim olmuş oluyor. Tamam mı? Süpersiniz. Evet günün sorusu ortalarda geliyordu biliyorsunuz. Günün sorusu gelsin bakalım cevaplarım. Arkadaşlar bana şu verdiğim cümlelerdeki e, neyi bulmanızı istiyorum? E, ses olaylarını bulmanızı istiyorum. Ne kurban kes artık ne de mumada. Yetmiyor bir ömür bin bin murada. Bir tatlı gün geçti senin hayatında da geçme dur ey güzel zaman dedin mi derken hemen şöyle bir ses olaylarını bulalım. Evet şimdi ünlülerde gerçekleştiren ses olaylarını geçiyoruz. Ama şöyle bir taktik de verdim. Bu taktiği de bir kullanalım. Az önce anlattım ama şöyle görsel olarak da görmenizi istiyorum. Arkadaşlar bir kelimenin çıkışlarına göre ünlü ya da ünsüz olduğunu şöyle de anlarsınız. İlla böyle işte A ünlüdür, P ünsüzdür gibi ezber yapmanıza gerek yok. Çıkarken ağzınızdan engele uğruyor mu buna bakın. Mesela bakın şimdi A, E, O, Ö, I, Engelle uğruyor mu? Hayır, çarpmadı bakın bir yere. O zaman bunları ne diyorsunuz arkadaşlar? Bakın hemen şöyle verdik. Bunları ne diyorsunuz? Ünlü diyorsunuz. Yani engelsiz diyorsunuz. Çarpmadı bakın. A ı, O U E I Ö Ü Ne dudaklarım ne dilim ne damağım birbirine çarpmadı. Ama ünsüzler yani engelliler artık bir yere çarparlar. P bak dudakların birbirine çarptı zaten patlabalı ünsüzdür. B dudakların birbirine çarptı. T T bak dilim ve damağım birbirine çarpıyor. T Ç dişlerin birbirine çarpıyor. M dudakların birbirine çarpıyor. Çarptığı için ünsüz oldu tamam mı? E, zaten adı üstündeydi. Ünsüz düşmesi dediğimde e düşen ses ünsüzse ünsüz düşmesi diyeceğim biraz sonra. Değil mi? Ünlü düşmesi ise e düşen ses ünlü ise ünlü düşmesi diyeceğim. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle ee, hemen bir ünlü düşmelerini görüp ondan sonra uyarılarımıza bir bakacağız. Ünlü düşmesi derken diğer bir ismi hece düşmesidir tamam mı? E niye düşen ses hece olduğu için bu şekilde de görebilirsiniz. Türetilirken ünlü düşmeleri ya da birleşik sözcükte ünlü düşmeleri ya da normal ünlü düşmeleri olabilir. Bunlar soru kalıplarında göreceğiniz soru tipleridir. Mesela diyecek ki türetilirken ünlü kaybı vardır diyecek. Birleşirken ünlü kaybı vardır birleşik sözcükte falan diyecek. Tamam bunlara dikkat ediyorsunuz. Mesela hocam hadi bakalım birlikte. Hep aynı şey yapıyorum. Kelimenin orijinaline gidiyorum ve orijinalini yazıyorum. Sabrı kelimesinin orijinali nedir? Siz söyleyin. Sabır değil mi? Evet. Peki buradaki ı sesi şurada var mı? Yok. Çünkü düştü. E düşen ses ne? ı. Ünlü mü? Evet. E o zaman burada ünlü düşmesi var diyorum. Bakın beyin kelimesini alalım. Kelimenin orijinali ne? Beyin, değil mi? Peki şuradaki i sesi şurada var mı? Yok çünkü düştü. O zaman ünlü düşmesi diyorum. Omzu kelimesini alıyorum. Kelimenin orijinali ne? Omuz. Buradaki u sesi düştü. Değil mi Omuzu derken? E yok burada ünlü düşmesi düştü. Peki u ünlü mü? Evet o yüzden ünlü düşmesi. Bakın hiç ezber yok. Tamam mı? Adının üstünde de vermiş zaten adamlar. Yani isimleri de birbirleriyle yaptığımız eylemle uyuşuyor arkadaşlar. Çok güzel. Devam edelim. Türetilirken demek ne demek? Artık yapım eki alarak türeme gerçekleşsin demek. Bakalım. Büklüm kelimesi. Mesela şöyle bir şarkı vardır bilir misiniz? Hani büklüm büklüm koynunda. E ne oldu? Büklüm. Ama bükülmekten geldi. Bakalım hadi. Büklüm bükülmek dedim. Evet. O zaman ne oldu arkadaşlar? Buradaki ü sesi düştü. Ama buradaki ü sesi düştü de türetilirken düştü. Bakın bükülmekten büklüm. Yani bir adet yapım eki alarak ben bunu türet düşürdüm. O yüzden türetilirken ünlü kaybı var. Yumurtlar bahçemizdeki tavuk her sabah yumurtlar. Bakın aslında bu yumurtalamaktan gelir arkadaşlar, değil mi? Yumurtalamaktan gelir. A sesinin düştüğünü görüyorum ama yumurtadan yumurtalanmak bakın La yapım ekiyle birlikte türerken ünlü kaybı. Benzer. insanlar birbirlerine benizle benzerler. Bakın beniz şehre yüz demektir. Mesela siz beni birine benzetiyorsanız e, yüzümü benzetiyorsunuz muhtemelen değil mi? Yani saçı mıdır, boyu mudur, fosu mu falan filan değil. O zaman benizden gelir. Bakın burada bir adet ünlü düşmesi var arkadaşlar. İyi sesini düşürdüm. Ama türerken ünlü kaybı. Çünkü niye? Şuraya yazalım mı? Benzer kelimesi. Bakın şöyle oldu artık. Benizden geldi evet iyi düştü. Benizden benzemek. Değil mi? Çünkü beniz buydu ama benzedim artık bir eyleme dönüştü. Yani yeni anlam oluştu. Dolayısıyla yapım eki. Türerken ünlü kayboldu. Anladık mı meseleyi? Harikasınız. Anlamadığınız yerleri lütfen aşağı yazın arkadaşlar. Yorumları gördüğüm an cevaplıyorum biliyorsunuz ki. Olabilir insanlık hali anlayamamış olabilirsiniz. Lütfen ama lütfen sorularınızı yazın mesela test sorusu olur ya da kelime olur. Hocam şu kelime nasıl yazılır? Hocam burada ses olayı var mı? Tamam mı? Bu dersler interaktif bir şekilde işlenmek zorunda. Biz son güne kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Çok fazla uygulama yapa yapa gideceğiz. Evet bir de birleşik sözcüklerde gerçekleşebilir. Burada nasıl olur arkadaşlar? Şöyle bir tahtamızı temizleyelim. Birleşik sözcüklerde de şöyle olur. Böyle kelimesi nereden gelir biliyor musunuz? Bu öyledir aslında. O zaman burada ne oldu? Bu öyle türerken ünlü kaybı olmadı artık, değil mi? Çünkü bir türeme yok. Ama bu ikisi aslında birleşik sözcük olduğu için yani isim artı isim iki farklı sözcük türü birleşti. O yüzden birleşer birleşirken ünlü kaybı olmuştur sorusunun cevabı oldu. Şu öyle mesela şöyledir, değil mi? Öyle, o öyledir. Orada da ne oldu? Birleşerek düştü. Birbiri çok güzel bir kelimedir. Bakın sorularda gelir. Bu da aslında biri biridir. Tamam mı? Biri biridir. Burada da ne oldu? Hem ünlü kaybı var. Ama bu ünlü kaybı nasıl gerçekleşti derse size birleşik sözcükle de gerçekleşti demiş olmanız gerekecek. Nasıl kelimesi yine çok güzel bir kelime. Ne asıldır arkadaşlar orijinali? Bakın burada da birleşirken bir ünlü kaybını gerçekleştirmiş Olduk. Peki şöyle bir uyarım var. Hemen bir yukarıya gelelim arkadaşlar. Öğrenci ve dilenci kelimesi çok güzel örnekler değil mi? Burada da ünlü kayıpları var. Öğrenci kelimesi öğreniciden gelir. Bir şeyleri öğrenen kimsedir öğrenci. Bakın öğrenicidir aslında orijinali. O zaman şuradaki i'nin düştüğünü görüyorum ve diyorum ki evet ben burada bir adet ünlü düşmesi görmüş oluyorum diyorum arkadaşlar. Yine dilenci kelimesi dileniciden gelir. Bakın lütfen bunlara dikkat edin. Bunlar karşınıza çıkacak. Dilenicidir. Bakın yine burada bir adet ne gördünüz? Artık ünlü düşmesi görmüş oldunuz arkadaşlar. Evet, çırılçıplak çıplak ve sırıl sıklam sözcüklerinde hem ünlü düşmesi, hem ünlü hem ünsüz türemesi vardır. Tamam, bir biraz sonra zaten türemeyi göreceğiz zaten. Orada da bir görmüş olalım arkadaşlar. Evet, ünlü türemesi. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Çok önemli ve çok fazla soru gelen bir mesele. Arkadaşlar, lütfen şöyle yıldızlayalım şu bilgiyi biz şöyle yıldızlamak çok çok önemli olacak. Neden biliyor musunuz? Küçültme eki fiillere gelmez. Bakın çok önemli. Çünkü arkadaşlar diyor ki hocam öpücükte ü türedi diyor. Gülücükte ü türedi diyor. Ama fiillere gelmez ki küçültme ki Küçültme ki isimlere gelir arkadaşlar tamam mı? Cık cık cuk cuk. O yüzden burada türeme yok. Ama burada ne var hocam? Öpücük ve gülücük de yıldızlayın lütfen bu bilgileri gelecek testlerde karşınıza. Orijinali aslında öpüştür. Şeye düştü burada ünsüz düşmesi var arkadaşlar tamam mı? Ünsüz düşmesi söz konusu. Ya da orijinali aslında gülüştür. Yine burada ne var? ünsüz düşmesi var tamam mı? Sebebi neymiş hocam? Sebebi aslında bu küçültme ekinin fiillere gelmemesi. Çünkü niye? Öpmek fiil değil mi? Mekmak getirebildim. Gülmek fiil değil mi? Değil mi? Mekmak getirebiliyorsan fiil. Ama fiillere gelmiyor dedik. Bu oldukça önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Ama nerelerde var hocam ünlü türemeleri? Gelin birlikte bakalım. Daracık derken arkadaşlar ne oldu? Kelimemiz dardı, değil mi? İsim kök Ekimiz cık mı acık mı? Cık. Bakın ek ve kökü attığınızda da zaten siz burada direkt a ünüsünün e, türediğini görüyorsunuz. Ortaya çıktı. Yepyeni bir şeyin ortaya çıktığını gördük artık değil mi? Ya da gencecik kelimesine bakın. Kelimenizin kökü genç attınız. Ekiniz cik attınız. O zaman e türedi dediniz. Ama burada aynı zamanda birden fazla ses olayı var. Bakın gençtir orijinali değil mi? Orjinalinden gidiyorduk ya. Ç sert bir ünsüz, C yumuşak. Sert yumuşak yaptım. Ünsüz yumuşamasını gerçekleştirmiş oldum arkadaşlar. Biricik kelimesi de aynı şekilde. Bakın köküm bir attım, ekimcik attım. O zaman ne oldu? Biricik derken buradaki i ne oldu? Ünlü türemesi olmuş oldu arkadaşlar. Azıcık köküm az attım, ekimcik attım. O zaman ı da burada türedi ve ünlü türemesi gerçekleştirmiş olduk. Evet hadi bakalım 45. sayfadayız artık. Ama şurada bir uyarımız daha vardı. Uyarımıza hemen bir bakalım. Ondan sonra 45'e geçelim. Evet çırılçıplak çıplak sıklam sözcüklerinde hem ünlü hem ünsüz türemesi vardır. Aynen öyle. Arkadaşlar çırılçıplak çıplak kelimesi nereden gelir biliyor musun? Aslında çır çıplaktır o. bir pekiştirme ile gerçekleştirilmiştir. Çır çıplaktır. Ee, ve şöyle oldu. Nasıl oldu? Hemen bir bakıyoruz. Buradaki ı'nın ne olduğu türediğini gördük değil mi? Ünlü türemesi. Ve l'nin türediğini görmüş olduk arkadaşlar. Peki biz bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Onu da konuşalım. Ee, pekiştirmeyi biz prasam sözcükleriyle yaparız tamam mı? Prasam sözcükleriyle yaparız. Ve aynen şöyle yaparız arkadaşlar. Çıplak kelimesini alalım. Çı mı? Aslında ilk ünlüsüne kadar olan kısmı alalım. Çı. MPRS'den uygun olanı getirelim. R. Sonra kelimeyi getirip şuraya aynen yazalım. Çıplak. Bakın ne oldu? Sizin aslında pekiştirmeniz, orijinal pekiştirmeniz buydu. Ama burada ı ve l'yi türettiniz. Ünlü türemesi ve ünsüz türemesi gerçekleşti. Sırıl sıklamı da yapalım. Kelimenin orijinali sıklam kelimesi değil mi aslında? Şöyle... Kelimenin orijinali aslında sıklam değil mi? Evet. Sıklam kelimesi aldım bunu. İlk ünlüsüne kadar olan kısmı aldım. Sı değil mi? Sonra MP, MPRS'den uygun olanı getirdim. Sır, R'yi getirdim. Sonra şu kelimeyi aldım tekrar şuraya yazdım. Sır sıklam. Bu normalde böyle pekiştirilirdi. Çünkü pekiştirilmenin kuralı bu. Az önce söylediğim cümle daha önce ÖSM'nin soru kökünde verilmişti. Demişti ki e, Türkçe'de pekiştirmeler MPRS seslerinin kelimenin ilk ünlüsüne getirilmesi ve o kelimenin tekrar üstüne eklenmesiyle oluşturulur. Hangisinde bunu örnek bir kullanım vardır? burada mesela böyle bir kullanım var ama burada ekstra ne oldu? L ve I ünlüsü türemiş oldu. Evet çok güzel. 45. sayfamızı açalım bakalım. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Bugünkü dersimizde konunun tamamını bitirelim. Uygulamayı bir sonraki derste yapalım olur mu? Çünkü konuyu en azından öğrenelim. Sonra uygulama yapalım. Sonra ne yapalım? Soru bankalarımızdan size ödevlerinizi vermiş olayım arkadaşlar. Hadi devam ediyorum. Şöyle uyarılarım var arkadaşlar. İlerlemişti kelimesinde ses olayı var mı size sorayım. Var. İlerlemiş idi diye okuyabilirsiniz ya arkadaşlar bu kelimeyi şöyle alalım. İlerlemiş idi diye okuyabilirsiniz. Bakın pek çok öğrenci ek fiil düşmesini, ünlü düşmesi kabul etmiyor. Sakın ola siz kabul ediyorsunuz artık. Ünlü düşmesi dir, bütün ek fiil düşmeleri. Yani siz bir kelimeyi idi, imiş, ise şeklinde okuyabiliyorsanız orada ek fiil vardır arkadaşlar. Ve direkt ne yaparsınız? Ünlü düşmesi vardır dersiniz. Okulda ise bakın orijinali iyidir değil mi? E düştü burada artık yok. O zaman ne diyorsunuz? Ünlü düşmesi bayrak ile bakın burada da bir adet ünlü düşmesi söz konusudur diyoruz arkadaşlar. Evet. Şuna da dikkat etmek istiyorum. Avucunda derken mesela avucunda diye yazarsanız yazım yanlıştır. Mesela şunların hepsi doğru yazımlar arkadaşlar. Ama dedi ki hani ses bilgisi yazım kuralıyla paralel gider. Size mesela şöyle yazsaydım elinde avucunda ne varsa bitti bu yazım yanlışıydı. Umrumda değil iyi ki bitti öyle şarkı var değil mi? Avuçlarımdan koca bir yaz gitti falan. Hadi bak bu, bu, bu şarkılardan hatırlayacaksınız. Umrumda değil. Söylerken böyle söyleyebilirim ama yazarken böyle söyleyemem arkadaşlar. Umrumda şeklinde yazarsanız yandı gülüm keten elva. Sakın. Doğrusu neymiş? Doğrusu tam olarak buymuş. Umrumda. Bu şekilde yazmak zorundasınız tamam mı? Çok önemli arkadaşlar. Ne yazık ki böyle biliyoruz. Niye? Umrumda böyle biliyoruz. Çünkü çok fazla dilimize yerleştiği için. Bu arada biz ses olaylarını neden yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Söylemeyi de kolaylaştırmak için yapıyoruz, tamam mı? Çünkü siz biraz sonra böyle ünsüz düşmelerini falan da göreceğiz. Ee, ses olaylarını görürken hatta örnekleri de yaparken mesela küçücük elleri vardı. Oradaki K sesini düşürmesem küçükçük gibi olacak. Değil mi? Cikciklemeye başlayacağız. Olmayacak. O yüzden yapıyoruz. Mesela hatrında derken o da yanlış olur. Nasıl yazacaksınız? Hatrında diye yazarsanız arkadaşlar kesinlikle yanlış olacaktır. Hatrında şeklinde gördüğünüz an yanlış. Hatırında şeklinde yazmak zorundasınız. Evet ben yoklama da alacağım bundan sonra. Yorumlarda çok gördüğüm isimler var. Evet harikasınız bu arada. Kemik kadro olmak çok önemli arkadaşlar kanalda. Yoksa kamp bitti sonra ben giderim falan olursa olmaz. Biliyorsunuz ki sürekli yenilikler ve değişiklikler oluyor TDK'de. Az bir, bir gün önce söyledim daha. Bu değişiklikleri ben araştıracağım. Sizin göreviniz değil bu. Ben araştırıp kanalda yine bu güncellemeleri yapacağım. Soru çözümleri yapacağım. Farklı uygulamalara yer vereceğim. Değil mi? O yüzden son güne kadar kanaldayız. Mesela biz e, okulda da çok yaparız ya. E, ne yapıyoruz işte? Öğretmen soruyor. Meryem nerede? Burada diyor mesela. Yorumlarda görüyorum Meryem seni. Meryem nerede? Burada. Söylerken burada diyebilirim. Ama yazarken buradan diye yazarsanız bu kesinlikle yazım yanlıştır arkadaşlar. Mehmet nerede? Burada. Söylerken söyleyebilirsin ama yazarken burada demen gerekir. Ayşe nerede? Burada. Olmaz. Burada diyeceksiniz. Söylerken böyle destek de daha güzel olur. Mesela oradan. Söylerken oradan diyebilirim. Yazarken oradan diyeceğim arkadaşlar. Çok önemli. Bunlara lütfen dikkat edin. Nereden derken, nereden geldim İstanbul'a derken bu şekilde söyleyebilirsiniz. Ama yazarken nereden diye yazmazsanız... Yandı gülüm keten elva diyorum arkadaşlar. Bu şekilde yazmak zorundasınız tamam mı? Omuz omuza, nesilden nesile. Bakın omuz omuza yazarsanız yanlış doğrusu bu. Nesilden nesle yazarsanız yanlış doğrusu bu olacak. Evet devam edelim bir uyarım daha var arkadaşlar. Bazı pekiştirmelerde de ünlü türemesi gerçekleşebilir. Mesela sap sağlamdır Normalde pekiştirme hali ama A ünlüsü ne oldu türedi düpedüz A, e, e ünlüsü türedi. Ama beyazda bir türeme olmadı değil mi? Bazen bakın böyle çeldiriciler verebilirim. Yapayalnız yine A ünlüsünün türediğini görmüş olduk. Evet ve ünlü daralmamız geliyor. Şöyle bir Huni çizdim gördünüz mü? Daha böyle aklımızda kalsın görselleştirelim. Bir Y harfi var aslında bakarsanız burada arkadaşlar. Ve bu Y harfi bizim e, yor diye seslendirdiğimiz ve daralma da çok sık kullanılıyor. Ama her gördüğümüz yor daralma değil buna da bir dikkat edelim. Burada ne yapacaksınız biliyor musunuz? Fiilin sonu ae ünlüsüyle bitti ve siz burada daralmayı gördünüz. O halde evet gerçekleştirmiştir diyebilirsiniz. Ama bunun dışında ne dersiniz? Yine bizim ilk mantığımız, esas mantığımız kelimenin orijinaline gidersiniz. Kelimenin orijinaline gittiniz. Bir de bağlama baktınız. Kelimenin orijinaliyle bağlam arasında fark varsa bilin ki ses olayı meydana gelmiştir. Nasıl hocam? Mesela bekliyor. Cümle şu olsun. O seni dört gözle bekliyor. Gelin bakalım orijinaline. Kelimenin orijinali beklemek değil mi? Evet, beklemek. Bakın E geniş bir ses, İ dar bir ses. Genişi dar yaptınız. O halde ünlü daralmasını gerçekleştirdiniz. Tamam mı? Bakın E geniş arkadaşlar. Tamam mı? Şekil olarak da anlayabiliyoruz değil mi? Bakın E sesi çok geniş ama İ daha dar. E tombul, değil mi? O zaman ne oldu? Daraldı. Tamam. Gözlüyor. Seni dört gözle gözlüyor. Kelimenin orijinaline gidiyorum. Gözlemekten gelir. Bakın E yine geniş bir ses. Ü dar bir ses. Genişi dar yaptım. Ünü daralması alması gerçekleşti. Söylüyormuşçasına yıldızlayın. Bu daha önce sınav sorusuydu bu arada. Sınav sorusunda yazdım. Biraz böyle ek fazla getirince görmek zor olabiliyor ama sürekli bizim tekniği uyguladıktan sonra olay çözülüyor fark ettiyseniz. Söyledir aslında orijinali bakın. Söyle, E geniş bir ses dedim. Ü dar bir ses, genişi dar yaptım, ünlü dar alması anlıyor. Senin bütün söylediklerini anlıyor. Kelimenin orijinali anlamaktır. A geniştir, I dardır, genişi dar yaptım. Ünlü dar almasını gerçekleştirdim arkadaşlar. Evet bir uyarım var. Lütfen şu uyarımıza da hemen bir dikkat edelim. Ne dedik arkadaşlar? Deyip ve deyince daralmaz dedik. Bakın bu çok çok önemli tamam mı? Buna çok çok dikkat ediyorsunuz. Ee, deyip ve deyince mesela deyip şu şekilde deyip şeklinde yazarsanız kesinlikle nedir diyoruz? Yazım yanlışıdır diyoruz arkadaşlar. Ama diğerlerinde olur değil mi daralma? Diye mesela orijinaline gidelim hadi. Demek değil midir orijinali? Evet. E genişti, i dardı. Genişi dar yaptım. Ünlü daralması. Az sonra yemek yiyecek. Cümlem bu olsun. Orijinali yemek değil mi? Evet. E genişti, i dardı. Genişi dar yaptım. Ünlü daralması. Atatürk Türk milleti çalışkandır diyor. Orijinali demek değil mi? Evet. E geniş i dardı. Genişi dar yaptım. Ünü daralması gerçekleşti. Niye beni aramıyorsun? Cümlem bu olsun. Kelimenin orijinaline gidiyorum. Ne? Değil mi? E genişti, i dardı. Genişi dar yaptım. Ünlü daralması gerçekleşti. Yiyen, değil mi? Borç yiyen kesesinden yer diye bir atasözümüz var. Ne oldu yiyen kelimesinde de artık? Artık şu oldu. İyi genişti, e dardı. Genişi dar yaptım. Ünlü dar almasını gerçekleştirmiş oldum. Çok güzel. Sabredin. Çok az kaldı. Bitiyor arkadaşlar. Tekte bitirmemiz önemli. Neden biliyor musunuz? Bölünmesin. Çünkü zihninizde bir e, kodlama yapıyoruz şu anda. Tablo yöntemini oturtmaya çalışıyoruz fark ettiyseniz. Ve yöntem oturduktan sonra sorulara geçeceğiz. Soru da yazdım. O sorular iyice pekişmiş olacak sizde arkadaşlar. Bir de uygulama yapacağız. Normal uygulamalar da fazlasıyla iyi olacak. Evet, ünsüz ünsüzlerde gerçekleşen iki tane ses olayım var. Düşme ya da türeme olabilir, değil mi? Zaten e, Türkçe Üçüncü halin imkansızlığı üzerine kurulmuş bir dildir arkadaşlar. Yani ya düşme var ya türeme fark ettiniz mi? Ya e, ne var ne dedik? Ya ünsüz düşmesi ya ünsüz türemesi. Ya ünlü düşmesi ya ünsüz türeme, e, ünlü türemesi gibi bu şekilde daha çok ikilikler üzerinden ilerliyoruz. Evet öncelikle ünsüz düşmesini görelim. Yine burada bir hatırlatmam var size. Yıldızlayalım. Küçültme eki isme gelir arkadaşlar. Tamam mı? Az önce de konuşmuştuk bunu. Bakın şimdi. Yumuşacık elleri vardı. Kelimenin orijinaline gider misiniz? Nereden geliyor? Yumuşak'tan geliyor. Bakın, düşen ses K. K ünsüz mü? Evet. O zaman ünsüz düşmesi. E bu kadar basit. Ne düştüyse onun adını veriyorum yani. Farklı bir şey yapmıyorum. Ufacık elleri vardı. Kelimenin orijinali ne? Ufacık mı? Hayır. Ufak yazdım buraya. E düşen ses ne? K. E ünsüz düştüyse ünsüz düşmesi adı. Değil mi? Çok kolay seyreldi. Saçları gün geçtikçe seyreldi. Bakın sakın seyirden falan almayın. Seyir bir yeri izlemek demek. Hayır. Seyrekten alırım. Böyle saçları ara ara değil mi? Seyrek. O zaman K düştü. Ünsüz düşmesi. Sağlıcakla kalın. Sağlık çok önemli. Sağlığımıza lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Tamam mı bu süreçte de? Sağlıcakla kalın deriz ya hep böyle birbirimize. O zaman ne? Ne oluyor arkadaşlar? Sağlıktan geliyor. K düştü. Ünsüz düşmesi. Yapracığı şöyle diyelim ağacın yapracığı dökülmüştü. Kullanırlar bazen böyle. Yapraktan geliyor. K düştü. Ünsüz düşmesi. Tamam çok basit değil mi? Teknik çok basit. Kelimenin orijinaline gidiyorum. Bağlama bakıyorum. Fark var mı? Fark neyse yazıyorum hemen onu. Fark ne? Yani düşen ses ne? Ünsüz mü? Ağzından çıkarken çarptı mı bir yere? Ünsüz. E düştüğü için ünsüz düşmesi. Türediyse ünsüz süremesi. Bu kadar. Evet, ünsüz türemesine geçtik arkadaşlar artık. Kökte olmak zorundadır. Bakın bu çok önemli. Ünsüz türemesi kökte olmak zorundadır. Yıldızlayalım şu bilgiyi. Çünkü her gördüğümüz e, harfe ünsüz türemesi diyoruz. Eğer buna dikkat etmezsek arkadaşlar. Mesela gitti kelimesinin ünsüz türemesi yok, benzeşme var değil mi? Benzeşmede de bunu söylemiştik. Mesela arkadaşlar, hal olmak kelimesi daha çok şöyle oluyor. Tekeceli bir, bir kelimeye ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimizde gerçekleşiyor türemeler. Mesela biz buna ne diyoruz? Hall olmak diyoruz. O zaman ne oldu burada? Burada bir adet L ünsüzü türedi. Buna ÖSM ünsüz ikizleşmesi de diyebilir. Bunu da not alalım lütfen kitaplarımıza ünsüz ikizleşmesi diyebilir arkadaşlar tamam mı? Mesela şu şıkkı yanlış işaretledi. Bakın, ünlüyle başlayan bir ek getiriyorum şıkkı. Şıkkı olmuyor. O zaman ne oluyor? Şıkkı oluyor, değil mi? Mesela, eee zammı geri çekti dedim. Buna bir tane ünlü getiriyorum. Zamı demiyorum da zam mı diyorum. O zaman tek eceli bir kelimeye ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimde son harfteki ünsüz ne oluyormuş artık? İkizleşiyormuş bakın. İşte bu ikizleşmeye ben ne diyorum? Ünsüz ikizleşmesi ya da ünsüz süremesi. Red oyu verdim. Şimdi şu, bu reddetmek kelimesi önemli tamam mı? Yazım kurallarında da konuşmuştuk. Kelimenin orijinali red değil. Arkadaşlar tamam mı? Red. Dolayısıyla burada bakın iki ses olayı var. Kelimenin orijinali zaten reddi. Burada bir tane TD'ye döndü bir yumuşamam var, bir de ne oldu ünsüz yumuşamam var, bir de ünsüz ikizleşmem var yani iki tane hem ünsüz türemesi hem ünsüz yumuşaması. Dolayısıyla bu şekilde yapmamız gerekiyor. Ama mesela gitti kelimesinde sadece benzeşme var ek köke benzedi değil mi? Bakın ekle kök arasında gerçekleşen bir benzeşme. Dolayısıyla burada yok yani ünsüz türemesi. E, niye yok hocam? E, çünkü kökte olmak zorunda. Bakın bunlar hep kökte, şıkkı kökte gerçekleşiyor. Zammı, reddi. Ama buradaki git kökken ti'onun eki görülen geçmiş zaman eki, değil mi? O yüzden olmadaşır. Evet, devam edelim. Ellerimi hissiz bir şekilde tutuyordu derken, ellerimi hissiz bir şekilde his siz derken ne oldu artık burada? Bakın burada da olmadı, değil mi? Çeldirici. Yıldızlayalım. Evet, çeldirici geldi yıldızlansın lütfen. Neden olmadı? Çünkü his köktü. His isim köküydü burada. Şöyle gösterelim. His isim köküydü. His'ten hissiz isimden isim yapım eki oldu. O zaman ne oldu arkadaşlar burada? Artık bu bir yapım eki. Dolayısıyla ekte değil kökte olmak zorundadır. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Dolayısıyla burada bir türeme yoktur diyorum arkadaşlar. Evet, günün sorusu bir adet daha geliyor. Gelsin cevaplar. Sana gitme diyemiyorum ve sevinçler büyüyor, kavgalar küçüldükçe cümlelerindeki ses olaylarını aşağıya yazınız arkadaşlar. Evet, sayfa 46'da Bilmezsen olmaz köşemizde artık kaldık arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde buradan devam edeceğiz ama öncelikle Sizden istediğim günün sorularını günü gününe çözmeniz. Şu an ödeviniz yok. Yarından sonraki günde e, ödevlerinizi vermiş olacağım. E, çünkü buradaki esas noktamız önce konu anlatımını bir halledeceğiz. Sonra birlikte uygulama yapacağız. Siz sonra ne yapacaksınız? Soru bankamızdan sorularınızı çözeceksiniz ama ben ödev verdiğim ta takdirde. Şu an ne yaptık? Yazım kurallarını hallettik. Buradaki bütün yazım kurallarını çözmek zorundasınız arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü kitap benim tekniğime göre hazırlandı ve ÖSYM'nin son yaptığı yani 2023'teki e örnekleri baz alınarak hazırlandı. Bu sebeple ne yapacağız? Artık ee, ödevleri ben verdiğim takdirde yapacağız. Şu an yazım kuralları hala bitmediyse onları bitirelim. Bir sonraki gün uygulamamızı birlikte yapalım. Ondan sonra da ne yapalım arkadaşlar? Ee, testini çözmüş olalım. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı. Ders beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç daima bismillah.